Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size kendim için yapmış olduğum mini metal tornasını tanıtacağım. Gördüğünüz bu torna koşu bandı motoruyla çalışıyor. Kasnak yardımıyla aynamızı flanş yardımıyla döndürüyoruz. Denemeler yaptım. Denemelerde gayet başarılı sonuçlar aldım. Şu birinci deneme. Göstereyim. Alüminyum bu. Alüminyum mili güzel bir şekilde tornaladı. Zaten şimdi sizde de canlı olarak bir test yapacağız. Torna testi. Önce size parçaları bir tanıtayım. Şu kafa, şu ayna hariç, şu kafa kasnak dahil hazır satılıyordu zaten. Bu hazır alındı. Ayna harici bir yerden alındı. Sanoo'nun K1180 80'lik ayna. Şurada gördüğünüz L şeklindeki çıkıntı bizim RPM değerimizi ölçen takometre sensörümüzün bağlandığı nokta. Burada bir mıknatıs var. Bu mavi ucunun hemen karşısında. O mıknatısın dönüş sayısına göre sinyali içerideki karta gönderiyor. O kartta RPM değerini okuyarak bize buraya yazıyor. Zaten birazdan çalıştırıp da göstereceğim size. Ondan sonra motorun sağ sol dönüşünü sağlamak için bir tane switch'imiz var burada. Biliyorsunuz bu motor, koşu bandı motorları DC motorlar. Dolayısıyla sağ ve sol dönüşleri bununla sağlayabiliyoruz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şuradaki volan kasnak dişlisinin sağa sola dönüşe elverişli olması lazım. Bazıları ters taraftan çevrildiği zaman vida gibi çıkıp yerinden sökülebiliyor. Öyle bir şey varsa elinizde onu sağ sol kullanmamanızı öneririm. Çünkü zorlanmada kayış onu çıkarıp Allah korusun tehlikeli bir sıkıntı oluşabilir. Benimki kama yardımıyla, bu volan dişlisi kama yardımıyla motor miline bağlı olduğu için hem sağ hem sol olarak çalışabiliyor. Onun haricinde bunu çalıştırmak için, motoru çalıştırmak için içeride 4000 wattlık bir dimerimiz var. O dimer normalde AC motorların sürücüsü olarak kullanılıyor. Voltaj düşürerek onların hızını düşürebiliyor. Biz onu köprü diyotla DC şekle çevirip ondan sonra dimer vasıtasıyla istediğimiz DC voltajda çalıştırabiliyoruz. Bu alt tarafta zaten fanımız var. Bağlantıyı bu şekilde üçlü priz olarak yaptım ki toprak hattı da oradan direkt elektrik şebekesine bağlansın diye. Başka şeyi tanıtalım. Şimdi bu gördüğünüz rulmanlar ismi SBR20UU'ydu galiba. Tam hatırlamıyorum ama öyle aklımda kalmış. Bunlar da 20 milimetrelik alt destekli lineer miller. Ondan sonra şu gördüğünüz 16 milimetrelik vidalı mil. Bunu tabii döndürebilmek için de içinde şey var. Gene 16 milimlik vidalı somun var. O somunun takıldığı bir aparat var. Şu zaten hazır.
şu hazır alındı. Şu gördüğünüz üstteki kater tutucu. Onun altını zaten biz buradaki merkeze göre kalınlığını ayarlayarak tespit ettik. Ondan sonra başka ne kaldı? Şunlar zaten 12 milimlik yataklı rulmanlar. 12 milimlik yataklı rulmanlar. Sağ sol hareketi buradan sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet de rahat bir şekilde dönüş sağlayabiliyor. Bir dahaki videomda gezer puntayı yapacağım. Güncelleme olarak onu atacağım. Bunu tek video olarak atacağım. Takip ederseniz bizi o gezer puntayı da görmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi sağ sol bu şekilde sağlanıyor. İleri geri buradaki merdane sayesinde sağlanıyor. Şey hareketi yok. Gayet sert duruyor. Burada dikkat etmeniz gereken bu içindeki şu 16 milimlik vidalı millere taktığımız somunun içinde bilyalar varmış. Ben onu nasıl takılacağını bilmediğim için şeyi çekince koruma plastiğini bütün bilyalar dağıldı. Yani onu bir toplamak için bayağı bir zaman harcadım. Yani siz o mili takarken, mile daha doğrusu vidalı somunu takarken plastiği çıkarmadan onun ittirme gücüyle aşağıdan yukarıya doğru takarsanız bilyalar dağılmamış olur. Dağılsa bile toplayabiliyorsunuz ama tabi uğraştırıyor. Şunlar zaten alüminyum. Daha doğrusu burada alüminyum olmayan pek bir şey yok herhalde. Bir tek şu herhalde demir. Diğerlerinin hepsi alüminyum. Ondan sonra şimdi bir isterseniz çalıştıralım motoru. Bir bakalım. Hem devir saatini görelim. Hem şeyin dönüşünü bir görelim. Bakalım. Motorumuza güç veriyoruz. Gördüğünüz gibi devir saatimiz yandı. Motorumuzu ne tarafa döndürmek istiyorsak o tarafa doğru çeviriyoruz. Sağa doğru çevirdiğimizde saat yönünde dönüyor. Sola doğru çevirdiğimizde saat yönünün tersinde dönüyor. Biz sağa doğru çevireceğiz. Tornavida zaten böyle yapılacak. Şimdi güç verelim. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Şu anda 270 devir gösteriyor göstergemiz. 270 devirde dönüyor. Motor kasnak vasıtasıyla bu 8 milimlik düz V kasnak bizim kasnağımızı çeviriyor. Zaten orada demin de anlatmıştım, takometrenin görmüş olduğu bir tane mıknatıs var. O mıknatıs döndüğü sürece bu dönüş hızını hesaplayıp içerideki karta veriyor. O karta göre de bize bir RPM sayısı gösteriyor orada. Ona göre tornamızı yapıyoruz. Mesela ahşap yaparken biraz daha hızlı bir devirde çalıştırıyoruz. İşte alüminyumda biraz daha düşük. İşte çelikte biraz daha düşük. Tabii hepsini ben denemedim ama şimdi alüminyumu denedik. Gayet güzel çalıştırıyor. Onu 800 devir civarlarında çalıştırdım. Gayet güzel tornaladı. Şimdi biraz deviri arttıralım. Gördüğünüz gibi 800 devire kadar çıktı. Hatta 1100 oldu. Ya bu çok hızlı bir devir aslında. Bunu metal tornalamak pek uygun değil. 1100 devirde. Bunu ahşap tornalamada kullanacağız. Yani görün diye ben deviri arttırıyorum. Evet, 1400 devire kadar çıktı. 1500, 1600. Evet, tekrar düşürelim.
Bakalım kaç devire kadar düşürebiliriz. Evet. 180 devire kadar düştü. Biraz daha düştü. Evet, 100 devire kadar düşüyor. Ondan sonrasında duruyor zaten. İyi, 100 devirde güzel, gayet iyi. Evet. Şimdi bir de öbür tarafa doğru çevirelim. Saat yönünün tersinde. Bunu yapmak için önce sıfıra getirin, direkt çevirmeyin. Direkt çevirirseniz motorun içindeki sargılara zarar verebilirsiniz. Önce sıfıra getirin, motor dursun. Sonra ters çevirin. Ondan sonra devri çalıştırın. Gördüğünüz gibi bu sefer ters dönüyor. Evet. Evet arkadaşlar, tornamız bu şekilde. Testlerimiz devam ediyor gerçi de. Yani şu ana kadar yaptığım testlerde gayet olumlu. Yani bu ayarda bir torna almaya kalksam, araştırma yaptım. Aşağı yukarı 20.000 üstünde fiyatlar oluşuyor. Ben bunu malzemeleri hesaplarsak tek tek güncel piyasa fiyatlarıyla 10-12 civarlarında falan mal oldu bana. 10 ile 12 arası. Şu sırada 3 tane alt destekli rulman kullandık. Şu sırada da 3 tane kullandık. Böylece hem sağa hem sola oynama şeyi yok. Gayet sağlıklı duruyor. İleri geri böyle sağlıyoruz. Şuradan zaten şeyimizi döndürebiliyoruz. Böyle. Gayet güzel. Şimdi isterseniz biraz da yakından bakalım.
Thank you.
Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözüküyor mu? Gözüküyor. Gayet güzel tornaladı. Bir de şey demiştim.